Evet arkadaşlar TYT Tarih Soru Çözüm kampımızın 8. gün videosu ile sizlerle beraberim. Bugün Yıldızlar Yarışıyor serisinin 8. denemesini beraber çözeceğiz arkadaşlar. Eğer tarihi fullemeye hazırsanız hadi gelin başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Diyor ki Müslüman Türklerin yaşadığı fakat Moğolların hakim olduğu ülkelerde Uygur alfabesinin kullanılmasına devam edilmiştir. Uygur alfabesi ayrıca 15. yüzyılda Osmanlı sarayında da kullanılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Hakkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a karşı yaptığı başarılı seferlerden sonra 1473'te gönderdiği yarlık yani ferman. Uygur ve Arap alfabesi olmak üzere iki alfabedir. Bu yarlık Fatih'in sarayda görevli Abdurrezak Bahşi tarafından yazılmıştır. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi Orta Asya kültüründen uzaklaşmamıştır diyebilir miyiz? Evet. Aynı kültürü ilerleyen dönemde de benzer bir şekilde etkileşimli bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. O zaman biri alacağız. İki de diyor ki harf değişikliği konusunda ıslahatlar yapılmıştır diyor. Yukarıda herhangi bir ıslahatın yapıldığından bahsetmiyor. O yüzden ikiye elememiz lazım. Üçüncü öncülde diyor ki Türk İslam devletleriyle mücadele edilmiştir. Bakın burada zaten mücadelelerden bahsetmiş ee, Uzun Hasan'la karşı yapılan bir mücadeleden bahsediyor. O zaman 3'e de ulaşabiliriz. Ulaşabildiklerimiz 1 ve 3 yani D seçeneği bizim aradığımız cevap. Şimdi de geliyoruz ikinci soruya. Osmanlı Devleti'nde şehzadeler sancağı yönetirken kendi divanına gelen davalara bizzat bakmışlar. Kendisine bağlı tımar sipahilerle birlikte savaşlarda ordu komutanı olarak görev yapmışlar. Bunun yanı sıra kimi şehzadeler de padişah sefere çıktığı zamanlarda İstanbul'da taht kaymakamı olmuşlardır. Buna göre Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki yerden hangisine önem verildiği söylenebilir? Şimdi arkadaşlar zaten şehzadeler yani padişah çocukları her biri birer padişah olacakmış gibi yetiştirilmek amacıyla tecrübe kazansın diye sancaklara gönderirlerdi. Buradaki amaç şu. Her bir çocuk padişah olabilecek güce, tecrübeye sahip olsun diye devlet yönetiminde başarı elde edebilsin diye sancaklara gitmiştir. Şimdi A şıkkında ordunun tek merkeze yönetilmesi. Amaç orduyu tek merkeze yönetmek değil arkadaşlar. Yerel yönetimlerin yetkililerin artırması böyle bir amacımız da yok. Taht varislerin yani şehzadelerin tecrübe kazanması. İşte aradığımız cevaba C seçeneğinde ulaştık. Amacımız hani onlar şimdiden böyle genç yaştan başlasınlar ki devlet işlerine devleti yönetebilecek tecrübe sahip olsunlar diye sancaklarda bu tarz yetkilerin verildiğini söyleyebiliriz. O halde aradığımız cevap C seçeneği olacak. Şimdi de gelelim 3. soruya. 30 yıl savaşlarından sonra imzalanan Vesvalya Barışı ile Kusar Roma Cerva İmparatorluğu zayıflamış. Fransa Avrupa'nın en güçlü devletlerinden birisi haline gelmiş. Günümüz modern devletler hukukunun temelleri burada atılmış. Diplomasi önemini arttırmış. Devletler daha seküler bir yapıya kavuşmuştur diyor. Avrupa'da 17. yüzyıldan itibaren yaşanan bu gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez diyor. Şimdi arkadaşlar Westfalia ile beraber Avrupa'daki güç dengelerinin değiştiği 30 yıl savaşlarıyla beraber bazı devletlerin güç kaybettiği yıkıldığı bazılarının güç kazandığını görebiliyoruz. O zaman A'ya ulaştık. E, B'ye baktığımızda uluslararası ilişkilerin hukuki yollarla yürütülmesi yolunda adımlar atılmış ona da ulaşabiliriz. Dinin siyaset üzerindeki etkisinin azalmasına evet daha layık bir devlet düzeni kurulmaya çalışıldığı için dinin etkisi de azaltılmıştır. D'ye baktığımızda skolastik düşüncenin önem kazanmasına. İşte yanlış olan seçenek bu. Arkadaşlar 30 yıl savaşlarından sonra papanın etkisi de azaldı. Kilisenin etkisi de azaldı. Laik devlet düzeni güçlenmiş oldu. Dolayısıyla skolastik düşünce önem kazanmış olamaz arkadaşlar. Daha önemsiz bir konuma gelmiştir diyebiliriz. Şimdi en şıkkına da bakalım. Devletler arası sorunların anlaşmalarla çözülmesine. Evet bir problem çıktığı zaman hani anlaşmalarla çözelim demişler. O halde aradığımız cevap D seçeneği olacak. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Batılı devletlerin baskısı olmadan padişahın kendi iradesiyle ilan ettiği tanzimat fermanı ile padişah ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücünün varlığını kabul etmiş. Osmanlı Devleti'nde batılaşma ve çağdaşlaşmanın somut adımları atılmıştır diyor. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisinin tanzimat fermanının maddeleri arasında yer alması söz konusu değildir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere Askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu olacak. Bakın bu zaten tanzimat fermanının adımlarından birisiydi. Hiç kimse yargılanmadan ceza verilmeyecek. Bu da doğru. İşte milletin gelirine göre vergi alınacak. Bu da doğru. Herkes malını, mülkünü istediği gibi kullanabilecek. Bu da doğru. Ama müsaade sistemi kapsamlı bir şekilde uygulanacak. İşte yanlış olan seçenek bu. Hocam müsaade ne? Şimdi devlet adamları haksız kazançlar elde ettikleri zaman ne yapıyor? devlet tarafından onların mallarına el konulma sistemine müsaade usulü diyor. Bunun tanzimat fermanı ile alakası yok. O halde doğru cevabımız el seçeneği müsaade olacak arkadaşlar. O halde şimdi de gelelim günün son sorusu olan 5. sorumuza. 20-22 Ekim 1919'da İstanbul Hükümeti temsilcileri ile gerçekleşen Amasya görüşmelerinde Mustafa Kemal Temsil Eğitim ve Müdafaa Hukuk Cemiyetleri Adaylarının seçime katılmasını istiyor. Meclisin mebusunu da işgal altındaki İstanbul yerine Anadolu'da toplanmasını gerekli görüyordu. Bu talebe karşı olan başta bazı temsiliyet üyeleri başkent dışında toplanan bir meclise meclise ayan üyelerinin gelmeyeceğini ve bunun bir e, yasama meclisi değil kurucu meclis e, olacağını söylüyordu. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi bakalım. İstanbul Hükümeti temsil heyeti hukuken tanımış mıdır? Evet. Böyle bir görüşme yapıyorsan, aynı masaya oturuyorsan hukuken tanımışsındır. O zaman A'ya ulaştık. B şıkkına bakalım. Milli mücadele yanlısı bazı kişiler ihtilalci olarak al algılanmaktan çekinmişlerdir. Bakın burada kurucu meclisten bahsediyor. Son kısımda e, duydukları endişeyi dile getirmişler. O halde B'ye de ulaştık. E, C'ye bakalım. Temsil heyeti üyeleri arasında meclisin toplanacağı yerle ilgili görüş ayrılığı vardır. Şimdi bazıları İstanbul'da toplansın diyor. Bazıları İstanbul güvenli değil. Anadolu'da toplansın diyor. O zaman bu da doğru. D şıkkında Mustafa Kemal toplanacak meclisi baskı altında kalmadan çalışmaların yürütülmesini istemiştir. Evet o yüzden Anadolu'da İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istiyor ki baskı olmasın. E şıkkına baktığımızda anlaşma devletleri meclisin toplanmasına karşı padişaha baskı yapmışlardır. Arkadaşlar böyle bir baskıdan söz etmemiz mümkün değil. Parçada da zaten böyle bir durumdan bahsetmemiş. O halde doğru cevabımız E seçeneği olacak. Kıymetli arkadaşlar böylelikle bilgi sarmalı yıldızlar yarışıyor serisinin 8. denemesinin de çözümlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tam ÖSM ayarındaki bu soruları çözerek tarihi birlikte fullleyeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın mutlaka. Kamp videolarını atlamadan hepsini tek ama tek tek not alarak izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sosyal kareyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.